Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Öncelikle geçmiş Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlayarak yayına başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalarda pazartesi yarım gün açıktı. Sonrasında zaten 4,5 günlük bir tatil vardı. Biz içeride kapalıyken dışarıda aslında çok önemli açıklanan veriler yoktu ama piyasalarda özellikle ABD borsalarında rekor kapanışlar görüldü. Tüm zamanların en yüksek seviyeleri test edildi. Bunun en önemli nedenine bakacak olursam ilki Delta varyantına yönelik endişelerin bir miktar haftanın sonlarına doğru sakinleşmeye başlamasıydı. İkinci olarak da Amerika'da bilanço sezonu başladı. Dolayısıyla açıklanan finansallar beklentileri karşılayarak hisse bazlı ayrışmalara neden olurken bu doğrultuda endekslerde de yukarı yönde hareketleri destekledi. Bir diğer taraftan Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi Şubat ayında gördüğü en düşük seviyelerine kadar gevşedi. Yani şu sıralarda da %1,24 seviyelerinde ve biz geçtiğimiz hafta bu seviyelerinde altına doğru bir hareketlenme gördük. Özellikle tahvil faizindeki düşüş ekonomilerin hızlı toparlanma ihtimalinin bize zayıfladığını gösteriyor. Ama yine de piyasa tam olarak buna ikna olabilmiş değil ki bunu da bence biraz altın hareketinde gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bakalım bu tahvilin hareketi ne kadar sağlıklı veya değil gelecek günlerde zaten görüyor olacağız. Amerika'dan bahsetmişken Amerika ile devam edelim o zaman. Şimdi bu hafta Amerika'nın gündeminde Fed toplantısı var. 27-28 Temmuz tarihlerinde Fed komitesi toplanıyor. 2 gün süren bir toplantı ve karar da 28 Temmuz akşamı Türkiye saatiyle 9'da, akşam 9'da açıklanacak ve saat 9.30'da da Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Öncelikle karara dair herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Sadece karar metnindeki tonlama bakalım Haziran ayı toplantısına göre bir değişiklik bize gösterecek mi? Bu önemli olacak. İkinci, Fed Başkanı Powell'ın konuşması. Çünkü istihdam ve enflasyonla ilgili bakalım nelerin altını çizecek. Acaba geçtiğimiz haftalardaki konuşmalarına benzer ifadeler mi kullanacak yoksa şahinleşecek mi? Bu soruların cevabını 28 Temmuz akşamı takip ediyor olacağız. Aslında Fed'le ilgili ben bu ayki toplantıda herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Daha çok beklentiler Eylül ayı toplantısına sarkmış durumda. Çünkü ekonomik veriler bunu belirleyecek. Özellikle hem Temmuz hem de Ağustos'ta açıklanan veriler aslında Eylül toplantısına dair beklentileri şekillendirecektir. Şimdi en son Haziran toplantısında ekonomik projeksiyonlarda yapılan revizyonlar sonrası biz Fed'i şahin olarak yorumlamıştık. Ancak sonrasında özellikle Fed Başkanı Powell piyasayı biraz sakinleştirmeye başladı. Aceleci olmayacaklarını, ekonomik verilere bağlı kalacaklarını ifade etti. Dolayısıyla Temmuz ayı toplantısında ben çok şahinleşmesini beklemem. Yine benzer ifadeleri kullanacağını düşünüyorum. Çünkü piyasada olası bir şahinleşme ihtimali çok sert hareketlere neden olabilir. Şimdilik bunu yapacağını ben pek fazla öngörmüyorum. Ama yine de tabii ki söyleyeceği mesajlar en azından bundan sonraki süreç için önemli olacak. Ağustos ayında çünkü Fed'in toplantısı yok. Bir sonraki toplantı Temmuz sonrası Eylül olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Eylül toplantısı aynı Haziran toplantısı gibi yine yoğun olacak. Çünkü ekonomik projeksiyonlar da yayınlanacak Eylül toplantısında. Ben bu nedenle biraz daha Temmuz toplantısının daha hafif geçmesini, çok ciddi bir oynaklık yaratmamasını, çok sürpriz ifadelerle karşımıza çıkmalarını bu açıdan pek fazla beklemediğimi de ifade etmek istiyorum. ABD borsalarında özellikle biraz daha belki yeni rekor seviyeler test edilebilir bu hafta nezdinde de. Çünkü bilançolar devam ediyor. Bu hafta da yine önemli şirketlerin finansal kârları açıklanacak. Dolayısıyla açıklanacak finansallar eşliğinde yine borsalar üzerinde de etkisini gösterebilir. Yani endekslerde şu anda teknik görünümler biraz daha olumlu bir şekilde ilerliyor ama zaman zaman kâr satışları oluşabilir. Şimdi her ne kadar Delta varyantına dair endişeler biraz sakinleşti, yatıştı gibi söylesem bile yine de hafta içerisinde yine buna dair endişeler hisse senetlerinden çıkışları tetiklemişti. O yüzden kırmızı bir tablo da vardı.
vardı yurt içi piyasalar kapalıyken. Ben bu nedenle bu hafta da 1. Delta varyantına yönelik gelişmeler, 2. Fed ile ilgili çıkacak söylemler, 3. hafta içerisinde açıklanacak ABD verilerinin önemli olacağını düşünüyorum. Fed toplantısı dışında açıklanacak ABD verilerine gelecek olursam da Perşembe günü Amerika'dan büyüme verisini takip ediyor olacağız. Cuma günü de yine Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, yani Core PCE olarak adlandırdığımız bir veri gelecek. Dolayısıyla Perşembe ve Cuma gelecek veriler hem Fed toplantısı sonrası açıklanacağı için biraz daha önemli ve hareket niteliği taşıyabilir. Bu açıdan dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Peki biz tatildeyken dışarıda tablo bu şekildeydi. Bizle ilgili de özellikle jeopolitik gelişmeler vardı. Biraz Kıbrıs'la ilgili açıklamalar, S-400'le ilgili açıklamalar takip edildi. Ama ben bu açıklamaların bu hafta yurt içi piyasalar nezdinde ciddi bir harekete, oynaklığa neden olmasını beklemiyorum. Biz biraz Cuma günkü Amerika'da rekor kapanışlardan almış olduğumuz destekle bu sabah zaten biraz daha olumlu bir açılış gerçekleştirdik. 19 Temmuz yarım gün 1351 puandan bir kapanış yapmıştı Borsa İstanbul. Kritik bir noktadaydı ve çok güçlü değildi. Özellikle 13 Temmuz günü 1341 seviyesinden destek bulmuştuk. Dolayısıyla bu hafta 1341 seviyesini Borsa İstanbul'da takip ediyor olacağız. Eğer ki Borsa İstanbul 1341 seviyesinin üzerinde kalabilirse bu doğrultuda 1341 seviyesini stop alarak belki hisse senedi alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ama biraz sanki kısa vadeli trade'in bu dönemde daha mantıklı bir hareket olduğunu ben düşünüyorum. Uzun soluklu bir strateji belirlemek istiyorsanız mutlaka o şirketinizi detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Bu doğrultuda çalıştığınız aracı kurumun yayınladığı raporları okumanızı tavsiye ederim. Çünkü şirketi bilerek hareket ederseniz en azından kısa vadeli mi, uzun vadeli mi bir strateji belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Ama şimdilik 1341 seviyesi stop alınarak belki hisse senedi alımları değerlendirilebilir düşüncesindeyim kısa vadeli olarak. Ama 1341 seviyesinin altında bir Borsa İstanbul satışların daha da hızlanmasını tetikleyebileceği gibi bu doğrultuda biraz daha geri planda kalıp bu panik havasının dağılmasını ve toparlanmasını beklemeniz daha sağlıklı olur. Çünkü diğer türlü biraz sizi zora sokabilir düşüncesindeyim. Yukarı yönlü hareketlerde, yani 1341 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarıda zaten 1373, 1400 seviyesi ve sonrasında 1417'ler direnç noktaları olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki 1417'yi telaffuz edebilmem için veya bu seviyelere doğru yaklaşmasını görebilmemiz için 1370, 1400 seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar görülmesi daha sağlıklı olacaktır. Bunu görmediğimiz takdirde zaten 1400 üzerinde bir Borsa İstanbul görmemiz de bir o kadar zor gibi gözüküyor. Amerika'da bilanço sezonu demiştik. Artık bizde de bu hafta itibariyle ikinci çeyrek finansalları açıklanmaya başlayacak. Bankalarla başlıyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla bu hafta içerisinde de zaman zaman hisse bazlı ayrışmalar görebiliriz. Endekste çok ciddi bir etki yaratır mı? Endekste çok ciddi bir oynaklık yaratır mı? Bunu çok ben beklemiyorum açıkçası. Ama yine de tabii ki hisse bazlı ayrışmalar olması sebebiyle biraz daha dikkatli olacağız. En azından sizlerin portföylerinde yer alan şirketler finansallarını açıklıyorsa bu hafta biraz daha temkinli ve dikkatli gitmenizi tavsiye ediyorum. Yani Borsa İstanbul'daki şimdilik tablo bu. Aslında aynı konu başlıklarını konuşuyoruz. Yeni bir gelişme yok. Sadece haftanın ilk işlem günü biraz dışarıdan almış olduğumuz destekle birlikte yukarı yönde hareket ettik. Yani biraz şanslıydık. Çünkü geçen hafta özellikle dışarıda her ne kadar rekor kapanışlar görsek bile öncesinde satıcılı seyirler vardı. En azından biz biraz bunları es geçtik. Kıbrıs ve S-400 ile ilgili gelişmeler de aynı şekilde etkisiz kaldı piyasalar kapalı olduğu için. Yani biraz bu haftanın ilk işlem günü için şanslı olduğunu ben düşünüyorum. Peki borsalarda, yani hem dışarıda hem de içeride durum bu şekildeyken emtialarda neler oluyor? Öncelikle ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesinin altına doğru sınırlı bir düşüş gerçekleştirdi ve 1824 seviyesine doğru bir yükseliş gördü. 1824'ler tam olarak böyle 200 günlük ortalamasının
seviyelerin geçtiği bir noktadır ons altında ve bu seviyeyi bu hafta içerisinde de direnç noktası olarak takip edebilirsiniz. Çünkü tam olarak 200 günü yani böyle 1820 dolarların üzerine yerleşemiyoruz ve bunu yapamadığı sürece de yukarı yönlü hareketinde zayıf kalmasını ben bekliyorum. Yönsüz ve kararsız bir altın var çünkü piyasadaki gelişmelere tam olarak ikna olabilmiş değil. ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu kadar gevşemesine rağmen altının yukarı yönde hareket etmesi lazım. Ama bu hareket yani aralarındaki bu korelasyon biraz zayıflamaya başladı. Bu da biraz altının aslında ikna olmadığını bize gösteriyor. Çünkü bir tarafta salgın devam ediyor. Delta varyantına yönelik endişeler konuşuluyor. Özellikle aşılamanın az olduğu ülkelerde varyantın yayılma hızı biraz daha yüksek ve bu durum diğer ülkelere de yayılabilir. Sıçrayabilir ve bu doğrultuda tıpkı geçmişe mi döneriz? Ekonomilerin büyümesini, toparlanmasını sekteye uğratabilir mi? Bu tarz endişeler aslında hala gündemde. Dolayısıyla bu tabloda altını biraz zorlaştırıyor hareketini. Çünkü altın tam olarak bir yön yukarı yapmak istiyor bu beklentilerle beraber. Ama diğer taraftan Fed'in sıkılaşma yolunda bir adım atabilme ihtimali biraz altını aslında bu hareketini değiştirebiliyor. Bu doğrultuda ben bir süre daha altında özellikle bu hafta içerisinde yine kararsız seyirlerin devam etmesini bekliyorum. Altın için bu haftada varyantla ilgili gelişmeler, Fed'in kararı ve ABD verileri zaten takip edilecek. Bununla beraber teknikte de yukarıda 1820'ler, 1830'lar güzel direnç alanları. Bu direnç alanları aşılamazsa satışlarla karşılaşılabilir. Aşağıda da şimdilik 1800 dolar altına doğru sarkmalarda özellikle 1760 ve 1750 daha önceki yayınlarımda da size söylemiştim. Orası güzel bir destek alanı. Şimdilik bu destekten uzak bir noktadayız. Dolayısıyla hafta içerisinde olası 1800 dolar altına doğru bir eğim 1750-1760'a kadar karşılandığı takdirde çok ciddi bir satış baskısı görülmez. Ama 1760-1750'lerin altında bir kapanış, evet altındaki satışları daha da hızlandırabilir. Dolayısıyla altın için kritik noktalar şimdilik bu şekilde. Ara destek olarak da arzu ederseniz 1780'ler, 1785 bölgeleri şimdilik ara bir destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Yani ons altında bence bu haftada yine kararsız bir görünüm sürecektir. Çok net bir şekilde yön belirleyici bir etken şimdilik bulunmuyor. Evet Fed'in kararı var, açıklamalar var, ABD verileri var ama piyasadaki dinamikler sürekli değişiklik gösterdiği için altın da bu süreçte biraz daha kararsız kalacak gibi duruyor. Ve son olarak Brent petrol. Brent petrolde şu sıralarda 72-73 dolar aralığındayız. Geçtiğimiz hafta bir miktar zayıfladı. Biz içeride kapalıyken dışarıdaki gelişmeler tabii ki petrol fiyatlarında da oynaklığa neden oldu. Tabii ki yine varyantla ilgili gelişmeler, yeni tedbirler, olası yeni bir seyahat yasağı gelir mi endişesi biraz petrol fiyatlarını baskıladı. Yukarı yönde hareketi biraz zorlaştırarak yerini satışlara bıraktı. İkinci olarak aslında bu karar bizim bayram öncesi bir karardı ama yine de fiyatlar nezdinde sınırlı da olsa etkisini gösteriyor. OPEC ve OPEC Plus arasında biliyorsunuz bir uzlaşma sağlandı. 400 bin varillik üretim Ağustos ayı itibariyle devreye giriyor. Dolayısıyla biraz özellikle piyasada bu salgınla ilgili endişeleri konuştuğumuz bu günlerde yeni bir üretimin devreye girecek olması da aslında petrol fiyatları açısından pek olumlu algılanmadı. Dolayısıyla sınırlı olumsuz diyebilirim. Yani sınırlı negatif bir baskı var üzerinde. Ama yine de çok ciddi bir satışla karşılaşılmıyor. Sonuçta petrol fiyatları ile ilgili hala öngörüler yukarı yönlü hareketin orta ve uzun vadede devam edebileceği yönünde. Özellikle aşılamanın olması, yani aşılamanın etkisi biraz tabii ki bu beklentileri güçlendiriyor. Çünkü aşılama olmasaydı dünyada bu salgınla beraber tabii ki endişeler daha da artacaktı ve talebi daha da olumsuz etkileyecekti. Ama en azından aşılamanın yaygınlaşıyor olması, aşılamanın daha az olan ülkelere de yine aşı konusunda desteklerin verilecek olması gibi beklentiler bir miktar satışların önüne geçebiliyor. Tabii ki bu durum değişiklik gösterebilir. Yani bu hafta da yine hemen hemen her enstrüman için aynı şeyi söyledim ama gerçekten Delta varyantına yönelik gelişmeler bu hafta küresel piyasalar açısından yakından takip edilecek. Bu da
petrol fiyatları için de önemli olacaktır düşüncesindeyim. Yoğun bir hafta olacak. Bir de son olarak yurt içi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. 29 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak bu rapor. Neden önemli? Enflasyonda biliyorsunuz hala yüksek seviyelerdeyiz. Temmuz ayı enflasyonu için de yüksek seviyelerin devam edeceği bekleniyor. Dolayısıyla bakalım Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmininde bir revizyona gidecek mi? Enflasyonla ilgili neler söyleyecek? Nelerin altını çizecek? Tabii ki söylemler hem biraz Merkez Bankası'nın politikasına dair beklentileri de şekillenecektir. Bir miktar iç piyasada da oynaklığa neden olabilir ama borsada yeni bir fiyat hareketine neden olabileceğini düşünmüyorum. Yoğun ve yorucu bir hafta yine bizi bekliyor. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.